zamanlarda medyadan da duyduğumuz SMA hastalığı çocuklarımız için gerçekten büyük bir tehlike. Dünyada spinal musküler atrofi dediğimiz, ölümcül kas hastalığı dediğimiz bu hastalık bebeklerimizde ilk olarak tespit edilmeye başlanıyor ve dünyada bu hastalık 1/10.000, yani 10 bin doğumda bir görülürken ülkemizde biraz daha fazla görülüyor. 6 bin doğumda bir görülüyor ve tahminen de yaklaşık Türkiye'mizde 3 bin civarında SMA hastası var. Bu hastalık genetik bir bozukluktan dolayı meydana gelmiş bir hastalıktır. Yani genetik olarak o çocuklarımızda bir gen lokusu eksik olduğu, delesyon diyoruz biz buna, eksik olduğu için o genin sentezlemesi gereken protein sentezlenmediği için bu çocuklarımızda omurilikten itibaren motor nöron dediğimiz kasa giden sinirlerde bir harabiyet, bir güçsüzlük meydana getiriyor ve kaslar hareket edemez hale geliyor. Giderek solunum kaslarına da bu sirayet ediyor ve ölümcül hale gelebiliyor. Dolayısıyla SMA hastalarımız, yani yavrularımızın hayatlarının bir an önce kurtarılması gerekiyor. Bunun için bu proteini, bu eksik olan proteini yerine koyacak dünyada 3 tane ilaç var. Bunlardan bir tanesi bizim de Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında, yani SGK kapsamındadır. Ama diğer ikisi SGK kapsamında değildir. Bunlar sadece bu proteini yerine koyarak bu hastalığın daha da ilerlemesini en azından durdurabildiği kadar durdurabilmektedir. Ama bunun dışında bu hastalığın bir de gen tedavisi vardır ki kesin çözüm budur. Bu Amerika'da yapılmaktadır bilindiği gibi. Yaklaşık 2,5 milyon dolar gibi büyük bir rakama mal olmaktadır. Ve bunun için de zaten toplumda görüyoruz bağış kampanyaları düzenlenmektedir. Fakat burada da şöyle bir sıkıntı vardır. Bu bağış kampanyalarında çoğu zaman yeterli para toplanamamakta. Toplansa bile her çocuğumuz aynı şekilde çevreye veya aynı bağış kampanyasına erişebilmesine şansına sahip olamayabilmektedir. Dolayısıyla bu hastalıkta çocuklarımız bu bağış kampanyalarından bir şekilde eksik olarak faydalanmaktadırlar. Bunun en doğrusu 2,5 milyon dolar olan bu gen tedavisinin mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alınmasıdır. Çünkü Türkiye'mizde yaklaşık 3000 tane böyle bu şekilde tedavi bekleyen çocuğumuz var. Bunlar eğer SGK kapsamına alınırsa bu çocuklarımız yaşama tutunacaklar ve hayatta kalacaklardır. Bunun dışında eğer peki bu hastalıkla ilgili anne ve babanın evlenmeden önce evlenirken bu hastalığı taşıyorlar mı, taşımıyorlar mı? Bebeklerine geçirebilirler mi? Bunu tespit etmek mümkün müdür? Evet, bu hastalıkla ilgili anne ve babanın evlenmeden önce evlenirken bu hastalığı taşıyorlar mı, taşımıyorlar mı? Bebeklerine geçirebilirler mi? Bunu tespit etmek mümkün müdür? Evet, mümkündür. Bu da evlenen çiftlere SMA hastalığının tanısını zorunlu kılacak genetik tanıyı mecbur kılarsak bu şekilde evlenen çiftlerin SMA taşıyıcısı olup olmadığını ortaya çıkarmış oluruz. Ha diyelim ki bunu da geçtik. Anne baba evlendi, SMA taşıyıcısıydı ama çocukları olacak. Peki bu çocukları olmadan önce bunları tespit etmek mümkün mü? İkisi de çünkü SMA taşıyıcısı. Evet, mümkün. Bunların mutlaka tüp bebek tedavisinde kullanılan PGT dediğimiz, yani preimplantasyon genetik tanı dediğimiz embriyo seçiminde hangi embriyo daha sağlıklıysa o anneye implante edilerek SMA'lı olan bir embriyo implante edilmeyerek çocukların SMA'sız hayata gelmeleri sağlanabilir. Bu da gerçekten önemli bir konudur. Ama burada mutlaka SMA olan, şu anda SMA olarak tedavi bekleyen çocuklarımız için orta polisi olarak yapılması gereken en önemli şeyin bunların mutlaka SGK kapsamına alınmasını ve devletimiz tarafından bu çocuklarımızın yaşama tutunmalarının sağlanmasını rica ediyoruz. İnşallah bu gerçekleşir.